Futbol Arana'dan mutlu günler değerli izleyiciler. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor ve gündeme gelen isimlerden biri de Avazyam. Avazyam stoper noktasında oynayan bir oyuncu ve bugün sizlere Avazyam'ın olası Beşiktaş transferinde Beşiktaş'a neler katabileceğini aynı zamanda oyuncunun kariyer notlarını anlatacağız. Hadi başlayalım. Chidozie Collins Avazyan 1 Ocak 1997 tarihinde Nijerya'nın Enugu şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına ülkesinde başlıyor Avazyan ve 2014 yılında onu takip eden scoutların radarına giriyor ve Porto'nun altyapısına yolculuğu başlıyor. İlk kez ülke dışına çıkan Avazyan Porto'nun B takımına girerek kendini daha da çok geliştiriyor ve kısa sürede Porto'nun A takımıyla antrenmanlara çıkıyor. Avazyan 2016'da gelecek vadeden isimler arasında gösteriliyor. A takıma çıktıktan sonra da özellikle İngiltere'deki scoutların da radarına girmeyi başarıyor. Ancak İngiltere'ye henüz transfer olmadı. A takım kadrosuna dahil olsa da istediği forma şansını bulamıyor Avazyan ve Temmuz 2018'de Lig 1 ekibi Nantes'a kiralanıyor Nijeryalı. Fransa'da çıktığı 23 maçta bir gol kaydediyor. Sezonu Fransa'da bu kulüpte tamamlıyor Avazyan. Sözleşmesi bitince Porto'ya geri dönüyor ancak A takıma yine alınmayınca yolu ülkemizden geçiyor. Çaykur Rizespor'a transfer oluyor. 2018-2019 sezonunun devre arasında Çaykur Rizespor'a kiralık olarak geliyor Avazyam. Sergilediği performansa da alkış toplamıştı. Karadeniz ekibinin vazgeçilmez isimleri arasına girmişti genç stoper. Yeşil beyazlı ekipte 16 maça çıkarken takımın ligde kalmasında da önemli katkıları oldu Avazyam'ın. Sezonun tamamlanmasıyla Çaykur Rizespor bonservisini almak istese de bu kez onu bırakmayan Porto oluyor. Ancak Porto onu satmasa da yine takımda oynatmayı tercih etmiyor, başka takımlara kiralamayı sürdürüyor. Nijeryalı stoper 2019-2020'yi La Liga 2. Lig ekiplerinden Leganes'te geçirmişti. 2020-2021'de ise Liganos'ta yani Portekiz Süper Ligi'nde Boavista'da forma giydi Nijeryalı stoper. 24 yaşındaki oyuncu iki takımda da sezon içerisinde toplamda 29 maça çıktı ve göz alıcı bir performansa söz konusuydu. Boavista 24 yaşındaki oyuncunun bonservisi için 5 milyon euro teklif etti. Porto kadrosunda düşünmediği için bu teklifi hemen kabul etti ve Boavista'ya bon servisi verildi. Profesyonel kariyerinde 176 maç var Avazyam'ın ve 4 gol 4 asistlikte katkı verdiğini söyleyelim. Avazyam bir stoper için gayet ideal bir boyda 1 metre 89 santim boyundaki Avazyam transfer market değerlerine göre 5 milyon euroluk bir piyasa değerine de sahip. Hadi şimdi o zaman gelin Transferde Beşiktaş ne durumda bunu anlatalım. Şimdi iddialara göre Boavista Çilozya Avazyam için Beşiktaş'a resmi sözleşmeyi gönderdi. Beşiktaş sezon başında Avazyam'ı istemişti ama transfer bir türlü gerçekleşmemişti. Hatta yerine Alanya Spor'dan Wellington dahil edilmişti. Beşiktaş Avazyam'ı Boavista'dan renklerine bağlamak için kiralama sözleşmesini ön planda tutuyor. Ancak Boavista'da 5 milyon euroya almıştı adamın sözleşmesini. Öyle kolay kolay bırakacak gibi de görünmüyor. Ancak bu durum gerçekleşirse satın alma opsiyonuyla beraber bir kiralık anlaşmasına Boavista yanaşabilir. Ancak satın alma opsiyonu da 5 milyon eurodan çok daha fazla olacaktır. Peki Avazyan nasıl bir stoper? Biraz da teknik özelliklerinden bahsedelim. Hızlı atletik ve hava toplarında defansif anlamda son derece etkili olduğunu söyleyebiliriz ancak bir stoper için geriden oyun kurma özelliği onda çok fazla gelişmiş değil. Ancak bu handikapını hızıyla, atletik yapısıyla ve mücadeleci rolüyle her zaman kapatan bir futbolcu Avazya. Rakip forvetleri, golcüleri çok iyi bir şekilde marke edebilecek yeteneğe sahip. Forvetlerin korkulu rüyası olduğunu söyleyebiliriz. Tabi Sergen Yalçı'nın A takım için hedeflediği isimlerden biri mi değil mi bunu zaman gösterecek ancak çok iyi bir alternatif olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz ilk 11 oynamasa da. Üstelik oyuncunun joker mahiyetinde diğer mevkilerde de oynadığını söyleyebiliriz. Zaman zaman sağ bekte, zaman zaman sol bekte, hatta savunmanın önünde libero anlamında da görev yapabiliyor. E sonuçta Porto altyapısının ürünü ve Porto altyapısından öyle kolay kolay kötü futbolcu çıkmaz. Geçen sezonu baz alarak oynadığı her 90 dakikada Boavista ortalama 1 gol yedi. Kendisi de her 188 dakikada bir sarı kart görüyor. Oynadığı 9 maçta mesela Boavista gol yememiş. Bu özelliğiyle geçen sezon Beşiktaş'ın uzun süre gol yememe istatistiği uyuşuyor. Maç başına 0.1 offside'ı bozma istatistiği elde etmiş ki bu 10 maçta bir kere meydana geliyor demek. Maç başına 45 pas ortalamasıyla da oynadığını söyleyelim ve %80 başarılı pas istatistiğine sahip olduğunu da belirtelim. Evet bugün sizlere Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Avazya'mı anlatmaya çalıştık. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.